Doğru yemek yiyeceğiz ha. Peki. Ayşenur. Aynı ayakkabıları ben de aldım dün. Çok güzel olmuş. Neyle kombinleyeceğimi bulamamıştım. Yaparsın sen de güzel şey. Ben hatta bu boy ayakkabıları hiç sevmediğim için. Ya topukları çok güzel duruyor. Evet. Ben bayıldım ayakkabıya. Ama üstündekiler hani ayakkabının kıyafeti değil. Ne anlamda? İçindeki penyemsi duruyor yani çok şey duruyor. Penye değil ama ha. Tok bir şey değil, böyle net bir şey değil. O ayakkabıya yakışabilir bir elbise değil bence. Üzerindekinin kısa olup altındakinin uzun olmasını sevmedim. Çünkü hani koyu renk bir şey olsa buradan bir geçiş olur ama o çok desenli desenli desenli, o kısanın altından. Ben yaptım onu, şöyle o. Öyle daha iyi bence ama sen bilirsin, öyle çık. Hı. Beğenmedim yani. Sadece ayakkabıyı, çantayı beğendim. Nihal? Gülşah'ın bu hafta üstünde kara bulutlar. Yani kötü görünmüyorsun. Sen zaten kötü görünmüyorsun. Çok nadir o simli pantolonu falan giydiğinde ben çok bayılmıştım. Bunda böyle şey ama ya, sanki daha önce fix cümlemi kurayım. Daha önce görüldü bu kombin. Ben giymedim hani, daha önce. Ya bilmiyorum, ben birinde gördüğüm gibi ama hatırlıyorum. Ama giyiliyor buradan, hepimizin bir dönemi bir şeyi yapanlar oluyor. Olabilir, ben de bunu söylemek zorundayım sonuç olarak. Şey benzemiyor mu? Ezgi'nin şeffaf topuklusuna ben senin, evet, mi? Çok şeffaf benziyor, aynı benziyor yerden zaten. Sen gelirken bu elbiseyi bir gün kullandın mı? Bana ilk gördüğümde aynı hissi ben de hissettim çünkü. Hiç de. Bir de yine Ezgi küpeyi sen mi kullanmıştın? O sarkan küpe. Yok. Onun aksesuar. Ben birinci dönemde kullanmıştım. İlk yıl. O kadarını hatırlayamam. O kadarını hatırlayamam. Ben ilk kez giyiyorum hepsini. Bende vardı bu ayakkabılar ama. Aynı hissi ben de hissettim gördüğümde, giydin mi diye. Bir tanıdık geldi bize buraya. Olabilir sanki. Belki buraya gelirken giydiğim bir gri bir elbisen var, ona mı benzettim bilmiyorum. Ben görmedim, bilmiyorum. Yok, tamam. Onları söyledim, bilmiyorum. Peki, tamamladın mı yorumunu? Ya bu kadar, çok sevemedim. Çiğdem. Bir kısır döngümüz var galiba, şey artık tekrar gibi mi? Acaba ondan mı öyle bir psikoloji oldu bizde şu anda? Ya olur, olabilir. Mesela ben de çok deri görüyorum. Çok hani tekrar, bir tükenmişlik gibi sanki. Olabilir, ben de tükenmiş. Acaba senin... Didem mi giymişti? Biri giydi, bana hiç yabancı gelmedi. Siz evet, söylediniz. Evet. Değil mi? Didem giymişti. Bu elbiseyi mi giydi? Bravo, evet, evet. Güzel, güzel. Şapka takmıştı. Şapka üstüne de bir çorap çizme olabilir. Taba mi? Çizme giydi ayağına. Ay şimdi taba hepsi şey, hatırladı. Kular vardı. Yaşlı olmuşsun dedik, şapka vardı. Evet. Aynı elbise, böyle hırka. Aynı elbise, üzerinde birazcık tabamsı kahverengi. Çok yaşlı renkleri kullanmışsın demiştik hatta ona. Aynı elbiseydi ama. Hiçbirimiz hatırlamadık, ben de hatırlamadım. Ayşenur olay yorum yaptığı için. Tabii canım. Ne oldu? Kimse bir şey demiyor. Aynısını giydin diye Ayşegül. Ezgi'ye yürüyordun. Ama Ezgi'nin kombini de aynıydı. Ben zaten Didem şapkayla falan kombinlemişti. Hala zaten sen kimseyle aynı kombini yapamazsın. O kadar çok parça kullanıyorsun ki Gülşah. Kendi yani bile kimseyle unutuyor. Hiçbir şeyin aynı olmaz. Ezgi'nin tıpatı da aynıydı yani. Vallahi çizmeye kadar bizim her şeyimizden var zaten Gülşah'ta. Evet. Siz yeni bir şey bulamazsınız. Her şeyi Gülşah buluyor zaten. Dedi ki bana biraz önce Öykü Hanım çıkmadan. Şunu ay tamam, sen aldıysan beni yardım edeyim. Ay çok güzel olmuş. Ama kestirmiş ne, artık çünkü ben biraz kestiremedim. Biraz ona dedim ya, sana ceketten uyuz olmaya başladım olacak diye. Bana böyle yaptı içeride. Ah bunu ben düşünmüştüm. Bu tam benlik. Ben bana düşündüm demedim. Özlere diyorum ki açıklayabilir miyim? Aynı Çiğdem'in olayı gibi dalga geçiyor oluyorsunuz. Açıklayayım bir bitsin bu konu. Bir de sinir oluyor. Hayır söyleyeyim o zaman. Bende vardı dediklerinin fotoğrafını yolla o zaman. Hayır, bu kime benlik, yolladım? Bu benim diyor. Lütfen bu bana benim ben diyor. Ben okula yalan söylemem. Zaten sponsorumun da Gülşah, bana büyük. Gülşah, ben tahmin edebiliyorum. Hayır, zaten o hissi alıyorum. Şal yaptım ya Gülşah Hanım. Ben konuşabilir miyim? Tamam, ben bunu söyleyeceğim, sonra sen konuş. Şalı şuradan bağladım, ha bu da ben dedim. Ben de var demedim, bayıldım dedim. Hayır ben dedi. Dedim, bu ben dedim. Bayıldım ben dedim. Tamam mı, bu da ben dedin. Yani fikir sen, hep fikirler yok, sen. Öyle dedin demedim. Gülşah. Ama dedim de sen sonra dedim. Sonra da ben Özden'e dedim ki artık hayır, bayıldım dedim yani. Bu ben dedim. Bayıldım dedim. Allah'ım. Ay, bayıldım dedim. Emel. Ay bana laf söylüyorsunuz da artık herkesle bir bordo bordo aşkı görüyorum. Aa, grilerle bordolar. Hoş geldin Emel. Bugün de aramızdasın. Ben bordonun tonunu çok beğendim. Çok güzel. Ayakkabın, çantan biri taktın. Üzerindeki palton da güzel. Bir tek elbiseni ben hani belki elbiseni beğenemedim. Onun dışında beğendim. Ezgi Ünal. Ayakkabılarına bayıldım Gülşah. Üzerindeki kabana da bayıldım.
acaba içinde başka bir şey mi olsaymış diye ben de düşündüm. Bordo düz elbise. Yok, düz bordo olmayabilir, başka bir renk de olabilir. Hatta bence başka bir renk olsa daha güzel olabilirmiş. Çünkü çok bordo oluyor o zaman. Saçlarını çok beğendim. Böyle güzel bence yani ayakkabı. Hazır mısın? Hazırım. Açabilirsin. Gülşah Yılmaz, ayakkabı 189 lira, çanta 189 lira, elbise 79 lira, hırka 170 lira. Gülşah hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Kendini nasıl hissediyorsun bugün? Ya aslında kötü hissetmiyorum, sadece ayakkabıların boyu. Ayakkabının boyu? Ya ben çok bu boylar giymiyorum, yakıştırmıyorum kendime. Peki ayakkabının yapısı, renk yani rugan olarak sevdin mi? Yani sevdim, uzun da ben sevdim. Şimdi bu çanta, o ayakkabı, o püskül, o elbisenin dizini. Çok karışık oluyor. Copy paste çekmişsin. İlk sezon ikizler hep böyle bir şey takıyordu. Ben ilk sezonu hiç izlemedim İvan'ım. Bir de ben böyle bir şey parçam ama sürekli bahsediyoruz ya. Ha doğrudur. Küpe o değil mi? Hı hı. Küpe takmayın. Yani küpe takmak yani burada bir böyle bir güzel bir broş alın, bir şey yapın. Kırıldı, o yüzden küpelerimi taktım. Çünkü broş çok belli oluyor. Bütün piyasada şu anda her yerde bu püskülü küpe. Burada küpe taktığın zaman sen alamazsın. Çiğdem gibi komik duruyor, anladın mı? Yani küpe var burada işte. Hani boş çıkmayayım dedim, küpemi taktım son çare çünkü kırıldı. Kırıldı, tamam. Ceketini sevdim. Ceket çok güzel. Keşke o ceket bir çorapla ile, bordo çorapla ile, başka renk çorapla ile, o elbise de değil, başka dezen, daha açık gri, tek renk olarak giyseydin. Karışık duruyorsun. Hem rugan, hem o çanta, hem o püskül, hem o elbisenin dezeni çok fazla. 6. Boş çıkın annem ya. Bir kere de boş çıkın yani. Olur mu? Ben kendimi nasıl boş hissediyorum bilseniz. Ya boş değilsin ki, desenli bir elbise, rugan bir çizme. Boş olmak iyidir. Az olmak fazladır zaten. Yani takacağım, takıştıracağım, kendimi boş hissediyorum. İyi bir şey değil. Olmuyor işte böyle. Ben elbiseni de beğenmedim. Ayakkabını da hiç beğenmedim. Ne oldu sana bu hafta? Bir şey olmuş. Gülşah. Ayaklarına boya sürmüşsün. Ya çoraplar tek ton, ten renginde, filede. Çok çiğ durdu. Ben de onları böyle şey yaptım, spreyle. Bak gözüm görmez ama hemen onları görürüm. Çok mat durdu değil mi? Yok odada ya. Çok karanlıkta odada yapıyoruz işte olduğu kadar. Şimdi elinin tenine bak, bacağına bak. Turuncu mat. Yani. No. Biraz havuç. İlk kez kullanıyorum o pazartesi çekti. Elbisede de sıktım ya bilmeden. Söylenecek şeyleri söylediler sana. Artık ben de söyleyip de şu moralini bozmayayım. Bir şey var herhalde. Nedir, bir tutukluğun var senin? Ay saçma. Niye? Aranızda ne var? Üçüncü sezonda hep tartışıyor. Hayır ya. Ha öyle mi, siz tartışıyor muydunuz? Evet çok tartışıyorduk ya burada. Bizim sezonumuzda tarz değilsin diyordum ya ben ona hep. O kolyeyi hakikaten görmüyorum yani. Sen birinci sezonumuzu seyretmemiş olursun ama defalarca söyledik burada bu küpeler, bu küpeler diye. Yani o küpeyi var ya, bana hediye yollayana da sinir oluyorum. Sakın yollamayın bana. Bende püsküllü var. Yok değil. Yanlış anlamayın ama püskül yani. Püskül var. Boyu da şu kadar yani. Hani doldur. Doldur hanım, doldur. Olabilir Gülşah, sen aniden bize bir çıkartma yapabilirsin. Sen sürprizli bir kızsın. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
Aa, dur notu da göstereyim. Ay kollarım kalkmıyor. Romatizmayım Kemal. Bu kızlar beni romatizma. Kaplıcaya götüreceğim seni. Hakikaten ya ben Afyon'a. Küçükken götürüyordu beni annem. Gidelim. Termal Yalova Kaplıcalarına. Kapatalım kendimizi, dinlenelim biraz.